Adım Ersin Karabıçak, 29 yaşındayım, evliyim, bir tane 3 yaşında kız çocuğum var. 15 Temmuz gecesi akşam 6 gibiydi, işimiz bitti. Saat 9'da bir malzeme vermemiz gerekiyordu. Kızılay'da, Kuğulu Park'ın üstünde bir yere. Oraya gittik, iki araba. İki kamyon. İşte orada biraz oyalanırken vinci falan bekledik. Olayın olduğu gün. Vinç gelene kadar biz bir şeyler atıştıralım dedik. O gün gittik işte aşağı bir şeyler atıştırdık. Kulu Park'ın içinde geldik, biraz daha oyalandık. Saat 10 civarı falan oldu. Herkes böyle bir sokaktan hani bir tartışma yapılmaya başladı. İşte dediler ki köprü kapanıyor. Hani köprüyü kapatmış askeriye. Önce kimse demedi hani darbe var. Hani gerekli yerlerde işte patlama, işte eylem yapılacak falan diye bir duyuru yapılmış. Herkes onun bir kargaşasında bir tartışmasını yapıyordu. Henüz Ankara'da o arada bir şey yoktu işte. Ona doğru geliyordu. Ondan sonra Kuğulu Park'tan çıkarken uçaklar uçmaya başladı alçaktan. Biz herhalde bir yerden bir yere gidiyorlar, hani doğuya gidiyorlar, bir yere gidiyorlar, hani bir yere eğitim uçuşu yapıyorlar. Biz iş yerimiz tayinli olduğu için günde belki 50 defa hani eğitim uçuşları yapılıyor, hani hiç aklımıza gelmedi öyle bir şeyin olacağını. Ama bunlar çok alçak, hani iş yeri tayinli orada tam uçuş pistinin altında olmamıza rağmen bu kadar alçaktan uçmuyorlardı bizim orada. Orada hanımı aradım işte. Ya dedim hani ne oluyor, ne bitiyor? Bir televizyonu aç bir bak dedim, bana bir haber ver. İstanbul'dan gelen arabaları aradım. Ne oluyor falan dedi. İşte köprüyü vurma şeyleri varmış. Köprüye bomba atılma riski varmış. Ondan dolayı köprüde tanklar bekliyor falan. İşte o bir 10 dakika sonra hanımım aradı beni. İşte TRT'de bildiri yayınlanıyor falan dedi. Dedim bir sesini aç dinleyelim. İşte darbe olduğunu söyleyen, herhalde kızı da tehdit ettiler, söylettiler. Darbenin olduğunu, işte kimsenin sokağa çıkmayacağını, işte kimse sokağa çıkmayacağını söylediler falan. Hanım da bana dedi hemen bir an önce eve gel dedim. Biz zaten sokaktayız, hani bizim neyimiz var, işimiz bitsin geliriz dedim. İşte aradan bir 20-25 dakika geçtikten sonra Cumhurbaşkanımız herkesin sokağa çıkmasını söyledi. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Ondan sonra biz de ne yapalım ne edelim, işimiz bitti, biz de çıkalım dedim sokağa. Şoför dedi ki arabayı bırakıp da mı gidelim? Yok dedim, arabalarımıza gidelim. Biz de kamyonlarla çıktık, Balgat'tan, Dikmen'in o taraftan, Çetinemeş'ten Konya yoluna indik. Biz çıkana kadar da herhalde bir arkamızda 50-100 araba oldu. Çünkü bütün arabalar da peşimize takıldı. Biz de havalı kornalarla korna çala çala çıktık oraya. Ondan sonra otogarın önüne kadar geldik. Güle oynaya böyle bir hani düğün havasında falan geldik oraya kadar. O ara emniyeti vurdular işte. Orada trafik biraz sıkıştı. O ara emniyeti büyük bombaya attılar. İşte arabalar böyle bir kaçışmaya başladı. Hani insan can abi. Askerler arabaları vurmaya başladı. Arabaları yani vuruyorlardı öyle yani. Kime denk getirirlerse onu vuruyorlardı. Hani atış talimgahı varmış gibi. Zaten yaya gördüklerini öldürüyorlardı. Hiç şey yapmıyorlardı hani. Yeter ki hedeflerine girsin. O günkü emniyetin önünde. Yaya kimse yürüyemiyordu zaten. Ankamal Köprüsü'nün altında kafaları uzatıp bakıyordu millet. Hem öbür taraftan emniyetin oradan, otogarın oradan vuruyorlardı. Hem de Altınpark tarafından vuruyorlardı millete. İşte o aradan geçti. Bana o panzerlerin arasını çek, kapat dediler. Ben durmadım orada. Az daha gittim. Köprünün orada bir patlama oldu böyle. Ben zannedeyim mi? Köprünün üst tarafından arabanın içine el bombası attılar. Araba istop etti böyle. Ben tekrar arabayı çalıştırdım. İşte devrece bastım. Arabayı vitese taktım. Arabayı tekrar istop etti. Kaldıramadım arabayı. Ondan sonra elimi attığımda ayağımın olmadığını fark ettim. Vallahi o an hani araba kaldırabilseydim belki giderdim kendim hastaneye kadar, ama hani gaza basamadığımdan dolayı anladım ayağımın koptuğunu. Ben de
kopan parçayı aldım, arabadan attım zaten kendimi. İşte köprünün altında hani olan vatandaşlara bağırdım. Biriniz kemer getirin dedim bana. İşte kemer getirdiler. Ayağıma turnike yaptım. Ayağımı sıktım. Arabanın önüne doğru çektiler. Hani yan taraftan geçen taksilere bindirip hastaneye götürmenin telaşına düştüler onlar da. Orada 2-3 tane araba geçti, almadılar. Bir tane arkadaş geldi, hiç tereddüt etmeden hemen durdu. İndiler arabadan aşağı, ön taraftan 2 kişi. Hemen beni sol arka tarafa bindirdiler ama sağ tarafta da bir arkadaş var. O da bağırıyor. Öndekiler de bana diyor ki, arkadaşa bak neresinden vuruldu. Ben de dedim ki, nereden vuruldun sen dedim. O da sırtımdan vuruldum dedi. Baktım sırtımdan 2 mermi deliği vardı. Dedim ki bir şey yok, koltuğa dayan. Kan fazla akmasın dedim. O an ki hani kendini düşünmüyorsun da bir yandan da onu düşünüyorsun. İşte sağ olsunlar bizi çok hızlı bir şekilde hastaneye götürdü o arkadaşlar. Hepsi aynı yerde çalışıyormuş onları da. Hastanede bizi hemen karşıladılar. Doktorlar kapıda karşıladı zaten, bekliyorlardı. Olayları duyunca. Hemen ameliyat masasına aldılar bizi. Ameliyatı aldılar. Şükürler olsun. Hastanede de bugüne kadar hiçbir zorluk çekmedik. İşte yaralarımız kapandıktan sonra da eve geldik. İşte 1,5 ay falan daha sürecek benim. 2 ay daha sürecek yaralarımın iyileşmesi. Çünkü dikişin olduğu yerde deride iyileşmeme gibi bir durumu vardı. Orayı 2 defa neşterle kestiler. Bugün bir daha gittim. Biraz daha şey yaptılar. Temizlediler. Oranın iyileşmesini bekliyorum işte. Orayı iyileştiği zaman proteze geçeceğiz Allah'ın izniyle. Yani soruyorlar, pişman mısın? Değilim. Belki ben olmayacaktım, başkası olacaktı. Belki evimizde vurulacaktık. Hani yolda gelirken belki daha değişik bir kaza vuracaktık. Yine bu ayağımız gidecekti ama en azından vatanımız için gitti. Gurur duyuyorum ben kendimden.